Son zamanlarda kentimizde ücretsiz ulaşımla ilgili bir takım sıkıntılar yaşandı. Doğrudur. Bu konuda özellikle manipülasyon yapıldığı, gerçeğe uygun olmayan bilgiler verildiği ve insanlara özellikle eziyet edildiği, bütün hemşehrilerimize eziyet edildiği hususunda tartışma bulunmamaktadır. Ama belediyemiz bu konuda gerekli denetimleri, gerekli çözümleri, gerekli çözüm önerilerini ortaya koymaya yetecek güçtedir. Biz 5393 sayılı belediye kanunu ulaşım, şehir içi ulaşım hizmetini belediyemize vermiştir. Bu konuda her türlü çözüm önerisini ortaya koyma yetkisi de, tasarrufu da, cezai müeyyideleri uygulama yetkisi de belediyemizdedir. Öncelikle ücretsiz yolcu taşımacılığına ilişkin yönetmeliğe uygun olarak faaliyet göstermeyen bütün hat sahibi otobüs işletmecilerini, şoförleri, sürücüleri öncelikle her türlü cezai yaptırım dışında kınıyorum. Özellikle bizim ahlakımıza, hukukumuza, töremize, geleneğimize aykırı biçimde amcalarımızın, abilerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin bu şekilde tahkir edilmesi, onlara kötü davranılması, kötü muamelede bulunulması kabul edilebilir değildir. Yani bunu her türlü hukuki müeyyiden uzak olarak ahlaklı bir insanın bu tür eylemlere girişmemesi gerekir. Ne olursa olsun bizim annelerimize, bizim babalarımıza, bizim nilerimize, bizim dedelerimize bu muameleye müstahak değildir. Öncelikle bu konuda en ağır cezai yaptırımları, en hukuken yapılması gereken tüm tedbirleri alacağımızı beyan etmek isterim. Vatandaşlarımız bu ahlaksızca tavra, bu hakaretlere aldırmasınlar. Bunları bize, belediyemize bildirsinler. Biz de bu konuda gerekli denetimleri yapıyoruz. Daha da bundan sonra bunun üzerine yükleneceğiz. Geri adım atmak yok. Çünkü bizim ne Türklüğe, ne Müslümanlığa, ne geleneğimize, göreneğimize bu davranış sistemi sığmaz. Bu algı yaratarak insanları buradan geri adım attırmaları mümkün değil. Belediyemiz görevinin başındadır. Bu konuda her türlü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personelimiz gereğini yerine getirecektir. Her türlü tedbir de alır. Bu konuda ulaşım hizmetini yürütmek sadece vatandaşa otobüs hizmeti vermek değildir. Doğru hizmeti ulaştırmaktır. Yerinde hizmeti ulaştırmaktır. Belediye kanunumuzun bize verdiği yetki her türlü çözüm olanağını, çözüm önerisini de içinde barındırmaktadır. Biz söz konusu yasa ve yönetmelikleri uygulamak zorundayız. Ve bu yasa ve yönetmelikleri uygulamaktan da çekinmeyeceğiz. Her türlü görevimizi yerine getireceğiz. Diğer taraftan 65 yaş üstü ile ilgili uygulanan bedeller Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından tarafımıza aktarılmakta. Biz de bu ödemelerimizi gerçekleştirmekteyiz. Burada hem uygulanan bedeller konusunda hat başına, plaka başına ödeme gerçekleştirildiği için bir takım haksızlıklar da söz konusudur. Hem biz minibüs hatlarına ilişkin bu hakkı bakanlık nezdinde onlar adına ararken diğer taraftan da bu ödemeler gerçekleşirken vatandaşa kötü muamelede bulunanlar için suç duyurusunda bulunma, idari ve cezai, hukuki bütün yaptırımları uygulama konusunda da tüm teşkilatımızla beraber, tüm Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü başta olmak üzere biz gerekli önlem ve tedbirleri almaya da hazırız. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Söz konusu hakaretlere, helal haram olgusuna aldırmadan bu imkandan, bu hukuki olanaktan yararlanmaya devam etsinler.
biz gerekli cezayı müeyyideleri uygulamaya devam edeceğiz. Bunu açıklama gereği duyduk. Biz bu bir takım manipülasyonlar yapılıyor, bir takım paranın ödenmediği, belediye tarafından kendilerine bir ödeme yapılmadığı gibi bir takım açıklamalar yapılıyor, gerçeğe aykırı beyanlarda bulunuyor. Burada gerekli ödemeler ilgili hat sahiplerine yapılıyor. Ayrıca bu araçlarla ilgili gerektiğinde bu araçların hizmetten geri çekilmesine ilişkin işlemlere de başlayacağız. Bunu da açıklamak istiyorum. Artık işin kaldırılabilir tarafı yoktur. Bunun için gereğini yapacağız biz. Ben hemşerilerimize teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun.